İnsanlar evine çekilince lokantalarda veya iş yerlerinde o civarda karnını doyuran bizde israf yok, tasarruf var, para yerine gider, onun için bereketi var bu iş. Bu faaliyetlerin vatandaşın onayından dolayı 3. dönem Mustafa Dündar Başkan ve 3. dönem olduğu için de işte bahsetmiş olduğum açılıştaki konuşmamda da bu pandemi süreci ve diğer süreçteki başarılar geliyor. Burada hiçbir şey kayıt dışı olmaz. Burası kurumsal açılmıştır belediye ve Sayıştay'ın her yıl denetimli olduğu belediye. Biz bu kurumun hakkını, kişiliğini, bunun yapısını en iyi bir şekilde korumak zorundayız. Hisar içi, işte sanal ortamda inşa ettiğimiz Panorama Virüsü İmam Fethi Müzesi'nin gerçek ortamını yapıyoruz orada. Bir sürü iş var. Hepsini de açmıyoruz, ha, tören de yapmıyoruz. Ama oruç becerisini yapacağız. Muhteşem bir iş. Nilüfer'de var mı böyle bir şey? Gemlik'te, Mudanya'da. Diğer başka olacaklara da bakalım. Şu Osman Gazi Meydanı. Osman Gazi Meydanı 2009'da göreve geldiğimizde yapmış olduğumuz proje, ondan sonraki süreçte kamulaştırma çalışması, 3. dönemden başında ihalesini yaptık, inşaata başladık. Şimdi vatandaş 5 yıllık belediye başkanının ne yaptığını, 10 yıllık, 15 yıllık belediye başkanının ne yaptığını bildiği için o şarkıyı vatandaş yazdı. Devir altındayım, mahalle gezilerinde, kahve toplantılarında, her cuma biz bir yerdeyiz ve gitmiş olduğumuz her yerde iş olan bir yere gideriz. Laf için gitmeyiz. Ancak Osman Gazi Belediye Meclisi'nde Cumhuriyet Halk Partisi grubunda sandık şeffaf zaten. Forun okumuş rakamı oylamayacak. Kabul edenler, etmeyenler öyle kabul. Söz almak isteyen yok. Belediyenin bütçesi, kurumsal yapısı Bursa değil, Türkiye'nin en güçlü belediyesi şu anda.